Evet, bakın burada da es ile alennas, değil mi, parça hakkında sorular hazırla demiş. Hemen bakalım. İsenni izate haddeset ettil mizatu fi saadetin. Bana sor. Öğrencilerin mutlulukla konuşup konuşmadığını bana sor. Hel kullanıyorum. Hel de haddeset ettil mizatu fi saadetin. Keyfe, değil mi, bunu vermiş. Yani nasıl? Şimdi nasılı kullanacağım. Keyfe tehaddeset etilmizatu. Öğrenciler nasıl konuştu? Tabi bu sefer fi saadetin, değil mi? Bu kısmı kastediyor. Yani burada bakın 5 tane alıştırma var. Edatül istifhamlar verilmiş. Bize bu verdiği edatül istifhamlara göre sorular sormamızı istiyor. Şimdi birin men kısmı var, değil mi? Bu men kısmını yapmamız gerekiyor. Men tehaddeset fi saadetin, değil mi? Kim mutlulukla konuştu şeklinde bu soruyu hazırlayabilirim. Evet, isnan idakanet el üstaze Fatıma fil fena. Fatma Hoca idi, avludaydı. Avluda mıydı? Yani bunu sormamızı istemiş ve eyne vermiş. Birinci olarak o halde ben neredeydi şeklinde bir soru sormam gerekiyor. Hemen sorumu soruyorum. Eyne kânet el üstaze Fatıma dersem eğer, değil mi? Kânet el üstaze Fatıma fil fena şeklinde cevabını da vermiş oluruz. Bu şekilde eyneği kullanarak sorumu sormuş oldum. Evet, şimdi B kısmında men kullanarak bir soru hazırlamam lazım. O halde bu soruyu da ne demem gerekiyor? Men kânet fil fina. Kim avludaydı şeklinde sorabilirim. Selase izâ karaat semîra kıssa Hâlidun Velîd ems. Semîra dün Hâlid bin Velîd hakkında hikaye okudu. Burada maza kullanacağım, değil mi? Yani ne okudu ve men kim okudu? Peki erbaa iza saadet şeza ummeha fi fil velime. Şeza yardım etti annesine yemekte. Değil mi? Bunu sormamızı istemiş. Edatur istifamlar men kim? B'de maza. İza sahahet el üstaze Fatıma tıs'in defter. Fatma Hoca 90 defter düzeltti. Bunu sormamı istiyor. Kem kaç? Kaç defter düzeltti diyeceğiz. Maza. Maza ne? Değil mi? Ne düzeltti? Bu şekilde burada bize vermiş olduğu edatül istifhamları kullanarak soru cümlelerini oluşturmamız isteniyor. Evet, şimdi bu sayfada bizim yapabileceğimiz alıştırmalar, burada dördüncü alıştırmalardır. Es ile amme genel sorular yani. Şimdi bu soruları bize soruyor arkadaşlar ve biz kendimize göre bu soruları cevaplamamız lazım. Vahit ne demiş? Ma el abu elleti tel abuha fil medrese. Yani okulda oynadığın oyun nedir diye soruyor.
Mesela kürete selle olabilir, değil mi? Yani basketbol diye cevap verebilirim. Ben hani bana soracak olursanız, bu soruları dediğim gibi herkes kendine göre cevaplayacak. Şöyle hemen bir bakalım. İsnan keyfe kadayte yevmel cuma madi. Geçen cumayı nasıl geçirdin? Selase maza fealte yevmel hamisil madi. Geçen perşembeyi nasıl geçirdin? Erbaa hel istemate ile radyo iler radyo ems. Dün radyo dinledin mi? Hamse maza istemate fir radyo. Radyoda ne dinledin? Evet, sitte hel tuhib bu kıraatel kısas. Hikayeler okumayı sever misin? Seba ufkur kıssaten muselliyeten karateha. Okuduğun hoş bir hikayeyi anlat. Temaniye keyfe tusaidu validek filbeyt ya da keyfe tusaidu valide tek filbeyt. Babana evde nasıl yardım edersin? Annene evde nasıl yardım edersin? Şeklinde bizim cevaplayacağımız sorulardır bunlar. Evet, 6. alıştırmamız tehaddes, konuş, bir konuşma alıştırması ve güzel bir alıştırma. Şimdi Vahit ne demiş? Uskur keyfe takdi takdil utlat el usbu'iyye adeten. Yani genellikle hafta sonu, haftalık tatiller, değil mi? Utlat nasıl geçirirsin? Bunun hakkında konuş diyor. Yani böyle birkaç cümleyle mesela bir şeyler söyleyebiliriz. Mesela ben kendi yaptığımı size söyleyeyim. Ekum bi ziyara fil cezira adeten. Yani genellikle ben adaya gidiyorum hafta sonları. İşte ne yapıyorum? Erkebut derrace ve esse ile şat değil bahır ve esbahu. Yani böyle kendi yaptığımız şeyleri burada söyleyebiliriz, değil mi? Çok da güzel olur konuşma adına. Peki ikide ne demiş? Uskur badet turuk el muhtelife likadai icaze saide. Mutlu bir tatil geçirmek için bazı çeşitli yollar, değil mi? Bunlardan bahsediyor. Bu soruları da eğer cevaplarsak çok güzel olur. Hatta konuşmamız adına bizi pekiştirecek şeylerdir bunlar. Evet, böylece 5. dersin sonuna geldik. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Görüşmek dileğiyle.